Size bir açıklama daha getirmek istiyorum. Hiç sizi de bu tasallukten kurtaracağız. Merak etmeyin. Ahmet Türk'ün şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Rahat etti. Birçok ilçe başkanları ve belediye başkanlarınız her birisi gözaltına, başım gözüm üstüne var ise, başım gözüm üstüne, biz bu ülkede eğer bu tehditlerden korkmuş olsaydık 15 Temmuz'da birileri gibi kaçardık ve bu milletin içine, meclisin içerisine gelmezdik. Öyle bir korkumuz yok. Hadi oraya gidiyoruz. Her daim gidiyoruz. Ağababalarınıza söyleyin de bir şey yapsınlar bakalım. Hepimiz gidiyoruz. Milletvekillerimiz gidiyor. Arkadaşlarımız gidiyor. Aydın Muştu'nun ölümü bize cesaret verdi. Bilesiniz ya. Sadece bunu bilesiniz. Ve bir şey daha ifade etmek istiyorum. Hiç merak etmeyin. Sayın milletvekili. Hiç merak etmeyin. Dinliyoruz. Sevgili milletvekillerim. Cevap verme hakkınız var. Daha bu tarafa da dönüyorum. Merak etmeyin. Bir şey daha. Hiç merak etmeyin. Son cümlelerimi ifade ediyorum. Türkiye büyük. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın milletvekilleri lütfen. Hiç merak etmeyiniz. Devam bu bir güvenlik politikası değildir. Bir taraftan orada Sayın Başbakanımızın ortaya koymuş olduğu, o cazibe merkezlerini oluşturan paketle, diğer taraftan gençlik politikalarımızla, Hakkari'nin her noktasına Gençlik ve Spor Bakanımız halı saha yapacak. Her noktasında yapıyor. Şu ana kadar da yaptı, bundan sonra da yapacak. Hiç merak etmeyin. Yaktınız mı? Ve yine söyleyeyim. Bir taraftan kalkınma politikalarımızla, bir taraftan sosyal politikalarımızla, bir taraftan üniversite okuyan gençlerimizin yarın olan ümitlerini, Derik'te milletvekillerimiz burada. O çocuklara sordum. Ne olmak istiyorsunuz diye. Orada duruyorlardı, okulu beraber açtık. Birisi dedi ki ilk söyleyen ben edebiyat öğretmeni olmak istiyorum dedi. Nabi Hocam. Demek ki terör örgütü onların ümitlerini alt üst edememiş. Hala içlerinde kırıntı var. Hem de büyük bir ümit var. Peki sen ne olmak istiyorsun dediğimizde o da dedi ki ben hemşire olmak istiyorum. O kızların her birini görseniz ellerini geleceğe ait o kadar güzel uzatıyorlardı ki ama silahı uzatanlar gibi değil. Ve bilmenizi isterim. Sadece güvenlik politikalarla değil. Elbet bunlarla sadece çözülemeyeceğini biliyoruz. Hep birlikte bu meclisin buradaki milli iradenin ortaya koymuş olduğu anlayışla birlikte bu güzel toprak parçalarını tesadüf değildir. Rahmetli Adnan Menderes Muş Havalimanı'na inerken dermiş ki Allah'ım bu Muş'u bu Muş'u gördüğüm zaman imanımı onu da yapar geçeriz ya. Onu da yapar geçeriz merak etme. Sizin için yaparız. Siz yıkmaya çalışırsınız biz yaparız. Muş'a indiği zaman dermiş ki Allah'ım şu Muş Ovası'nı gördüğüm zaman imanım tekrar tazeleniyor. Sen ne büyüksün. Kıymetli Cumhurbaşkanımız da yıllar sonra Muş'a indiği zaman belki de Adnan Menderes'in onu söylediğinden habersiz bir şehre bu kadar, bir ovaya bu kadar, bir memlekete bu kadar güzel bahar mı gelir diye. Bu bir memleket sevgisinden kaynaklı. Başka hiçbir şeyden, başka hiçbir anlayıştan değildir. Son cümlem şu, bitiriyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın. O kandilin orada durmasına müsaade etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Bizim egemenlik hakkımıza ve bizim huzurumuza, bizim sükunumuza, oradan bir fitne yuvasının sürekli müdahale edemeyeceğinizde bütün dünyaya göstereceğimizi, yakın zamanda göreceğinizi burada meclis çatısı altında bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Ve bütün bunları yaparken Yüce Meclisimiz şunu bilsin. Sayın Cumhurbaşkanımız, onun talimatları doğrultusunda, Sayın Başbakanımız, onun kararlılığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer milletvekilleri, hükümetimiz ama tüm bunlar kadar önemli olan, onlardan daha önemli olan aziz milletimizin ortaya koyduğu
beklenti, istek ve talimatlar doğrultusunda terörle mücadeleyi sadece terörle mücadele etmek için değil, ülkemizin yarınlarına iddiasını yerine getirebilmek için başaracağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olacağız. Belki biz bu meclis çatısı altında olmayacağız ama başkaları gelecek. İnşallah onların dualarına mazhar olabilecek işleri Cenab-ı Allah bize nasip eder. Bu vesileyle hepinize en derin sevgilerimle, saygılarımla ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olun inşallah. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Sayın Milletvekilleri, lütfen. Sayın Milletvekilleri, buyurun. 2 dakika. Bizim yüzümüzün aklının zekatını versek hepinize yeter. Hepinize yeter. Sayın Önder, bir dakika. Lütfen. Konuşacağız, dinleyeceksiniz. Kaba ve yaralayıcı biz sözler kullanmayın. Biz elimizi taşın altına koyduk. Siz ne yaptınız? Lütfen. Süren başladı mı Sayın Başkanım? Ama siz şimdi sürenizi başlatıyoruz. Siz hakaret ediyorsunuz. Kime hakaret ediyorsunuz? Tartışma yaratılıyor. Süreniz geri geçiyor tekrar. Cevap verelim. Yapıyorsunuz lütfen. Ama ben de dinliyorum lütfen. Buradan. Lütfen. Süremi dinliyorum buradan başlayalım. Ben. 1,5 dakika tamam. 1,5 dakika. Şuradaki konuşmanın üzerinden 2 saat geçmeden Sayın Bakan tarafından çarpıtılmasını esefle karşılıyorum. Benim burada söylediğim o. Biz devlet milli güvenlik kuruluşta askeri temsilciler var. Kriz yönetmeliğine gizli olan kriz yönetmeliğine dayanarak gittik. Kandil'le keleşlerin altında onların yattığı sığınaklarda yatarak günlerce gecelerce tartışmalar yürüttük. Ben bu faaliyetlerin tümünü barış içinde özgürlük, adalet ve büyük bir müreffeh ülke uğruna bütün halklar için giderek bütün bölge için bu çabaları gösterdim, göstermeye devam edeceğim. Hepsinin sorumluluğuna müdrikim, hepsinin altına bugün imzamı atıyorum. 40 yıl iddianame düzenlenmiş bununla ilgili. 400 yıl daha düzenlese 1 santim geri adım atan namerttir kendi adıma. Hepsini barış için yaptık. Hepsini bu ülkenin çocukları için yaptık. Burada sıkıntı şurada Sayın Bakan. Burada bir İçişleri Bakanı bütçe konuşmasının %20'sini bize dönerek yapamaz. Sıkıntı şurada. Bir an için meselenin silahlı boyutunu bir kenara bırakıp ez cümle Kürt için ne diyorsunuz? Ortada bir şey yok. Kardeşlik dediğin en büyük savaş kardeşler arasında olmuş. Siz diyorsunuz ki, bakın bunu vaktinde sizin sözcüleriniz söylüyordu. Siz diyorsunuz biz abiyiz, siz küçük kardeşsiniz. Teşekkür ederim Sayın Önder. Sayın Önder. Sayın Önder, aslında Sayın Milletvekilleri, Sayın Önder Genel Kurul'a bir soru sordu. Ama nereden geldiğini tam olarak kestiremediğim ama bana göre sol taraftan gelen bir kardeşlik cevabı oldu. Ben de bu cevaba bütün yüreğimle katılıyorum. Sayın Demirel. Barışa katılmak, taraflı davranmaksa davranacağım. Kardeşliğe karşı taraflı davranmaksa davranacağım. Lütfen. Sayın Demirel. Arkadaşlar bir dakika. Sayın Başkan. Sayın Bakan konuşmasında grubumuza dönerek birçok konuda ifade etti. Birkaç şey ifade etmek istiyorum. Sataşmalardan. Hani bize bakarak kadından bahsediyorsunuz. Bir de siz de kadından bahsediyorsunuz. Buyurun 2 dakika. Diyerek ve bunun gibi birçok konuda grubumuza evet, sataşmada evet 2 dakika. Bulundu. Kim konuşacak? Sayın Önder, 2 dakika.
Sayın milletvekilleri lütfen sükunetimizi bozmayalım. Bir konuşmanın bile dinlenmesine, iki dakikalık bir konuşmanın dinlenmesine tahammül edilmezse, Sayın Bak, işte onun deneyimi. Sayın Bakan burada konuşurken bizden çıt çıkmadı. Merakla dinledik, hele ne diyecek diye. Evet, ama sayın bakın, milletvekilleri, iki lütfen. iki dakikalık bir konuşmaya tahammül edemiyorsunuz. Bu en başta ayıp bir şeydir. Şimdi bıraktığım yerden devam edeyim. Sivil siyaset en az sizler kadar meşru, en az sizler kadar helal oylarla ve sizden de daha sıkıntılı koşullarla çalışıp gelmiş vekiller. Dokunulmazlık ve gözaltıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bizim itirazımız dokunulmazlığın kaldırılmasına değil. Sayın Bakan diyor ki, devlet bunu çağıracak, siz de gelmeyeceksiniz. Tek tek bütün siyasal partilere sordu, siz olsaydınız ne yapardınız diye. Cevabı çok basit. Sayın Bakan, siyasetçilerin tutarlılık soyadı olmalıdır. Bundan çok değil, bundan bir yıl önce biz o mahkemeleri tanımıyoruz dediniz. Biz o mahkemeleri tanımıyoruz bile demedik. Biz dokunulmazlığın bu kaldırılma biçiminedir itirazımız dedik. İki, bizim hakkımızda düzenlenen fezlekelerin, ne ilginç ki istatistiğini çıkardık. Sizin hakkınızda fezleke düzenleyen savcılarla, bugün KHK'larla açığa aldığınız savcılar ve yargıçlar, bizim hakkımızda da fezlekeyi düzenleyen savcılar, size helal, bize haram olan şey nasıl oluyor? Bunun kerametini bir söyleseniz de biz de bilsek. Bizim itirazımız bunadır. Adil yargılama koşullarının olduğu her yerde alnımız açık, başımız dik, her türlü hesabı vermeye hazırız. Varsa eksiğimiz, noksanımız, bedeli de başımız üstüne. Ama adil yargılamanın olmadığı, bakın, Sayın Önder teşekkür ederim. Sayın Gök. Sayın Gök'te sıra. Buyurun Sayın Gök. Olabilir.